Sabahtan herkese merhabalar. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte Inventus'tayız. 29 Ekim kampanyası öncesinde mağazayı ziyaret ettik. Şimdi Aris Bey'le beraberiz. Merhabalar. Evet. Öncelikle bizi aradığınız için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Daha önceki videodan sonra bayağı bir zaman geçmişti. Evet. Ama ben unutmadım. Siz de unutmamışsınız. Oradaki yorumları tekrar konuşacağız. Şimdi Inventus'un en çok satan masaüstü bilgisayarı hangisi diyerek doğrudan damardan konuya giriyorum ama sonrasında ekstradan da Inventus neler yapıyor? Başka neler var? Bu sistem toplamanın haricinde neler var? Onları da konuşacağız. En çok satılan modelimiz Reach modelimiz. Reach 24 modeli. Bunun da nedeni normalde Inventus'ta 9 ana sistem modelimiz var ve bunların her birinin içerisinde sistemi kendiniz istediğiniz gibi konfigüre edip değiştirebiliyorsunuz. Gayet güzel. Ama Reach 24'te biz birazcık daha seçenekleri sınırlı tuttuk, daha basit tuttuk ki son kullanıcı onun içerisinde kaybolmasın istediğini hemen seçsin ve alsın. Böyle olduğu zaman da birazcık daha odaklı bir sistem, odaklı ve fokus olduğu için bir de tabii ki biliyorsunuz sistemlerin farklı evet. Fiyat kategorileri var. İşte bu birazcık daha genel maksat uygun fiyatlı sistem çözümüne denk geliyor. O yüzden de en çok satılan modelimiz bu. Hiç ama bitmiyor. Hiç bitmemesinin nedeni hani biz diğer mağazalarda olduğu gibi hani 100 adet, 200 adet bir deal yapalım. Bu adedi hani yapılsın, satılsın, sonrasında başkasına bakalım gibi bakmıyoruz. Biz birazcık daha sistem entegratörü kafasındayız. Bu sistemde ciddi anlamda bir stok yönetimimiz ve planlamamız var. Ürün satıldıkça bakıyoruz ki azalmaya başlıyor. Hemen o ürünleri tekrardan dolduruyoruz. Ne oluyor? Mesela örnek göstereyim SSD. Evet. SSD'den örnek vereyim. 1000 adetin altına düştüğü zaman bizim için stok kritiktir. Anladım. Hemen güncelleriz. Yani büyük adetlerden burada bahsediyoruz. Ufak tabii adetlerden değil. Bir de devamlı bir devri daim var. Tabii. Bir de bunlar aslında markalaşmış modeller oluyor. Biraz öyle oluyor. Aslında biz de genelde bir şeyler anlatırken, yaparken aynı serinin devamı olduğu zaman Türk insanının kafasında kalıyor. Hatta Anadolu'daki bayilerde de vardır ya, bu malın devamı var mı? Aynı seri devam ediyor mu? Devamlılık hissiyatını ben beğeniyorum. Kampanya mantığı da güzel ama bu da bir ayrı bir strateji. Yani temel bir fark var burada aslında. Yani şöyle bir durum oluyor. Tabii diğer mağazaların yapmış olduğu hareketleri ben kötümsemiyorum, şey yapmıyorum ama orada işte az adetli özel ürünler çıkartıyoruz dedikleri zaman sanki bunun stoğu bitmediği zaman biz satmıyormuşuz gibi gözüküyor. Ama yorum tam da oydu tersi, değil mi? Evet, öyle bir sıkıntı gördük. Yani bu ürün satmıyor. Yok, aksine tam tersi. Hani bu ürün çok satıyor ve çok sattığı için de biz bu ürüne aynı özeni hani ilk çıktığı zamanki özeni gösteriyoruz ve hani son kullanıcı bu ürünü şu anda almak istiyor ama alacak durumu yok. Bir hafta sonra alacak durum var. O zaman da bu ürünü bulabiliyor. Bizim yıl sonuna kadar kesin olarak devam etmeye karar verdiğimiz bir taksit kampanyamız var. Bu nedir? İşte Access'e peşin fiyatın 6 taksit. Çok güzel. Diğer bankalarda da gene peşin fiyatına 3 taksit yapabiliyoruz. Finansman maliyetinin çok yüksek olduğu bir zamandayız ve taksit gerçekten çok kıymetli bu ödeme koşulları. Şimdi o yüzden şunu da hesaba katmaları gerekiyor. Fiyatları karşılaştırdıkları zaman diğer karşılaştırdıkları sistemi ödeyecekleri taksit miktarına baksınlar, ondan sonra bu kasayla karşılaştırsınlar. Öyle olduğu zaman aradaki farkın daha da azaldığını görecekler. Bir de bunun haricinde bizim ikinci bir şeyimiz var. Biliyorsunuz herkesin alacağı kasa bir elindeki hali hazırdaki sistemin bir değişimi olmayabiliyor. Belki sıfırdan yeni bir sistem alacak. Doğru. Böyle olduğu zaman bu kasanın yanında bir monitöre, mouse'a, klavyeye, kulaklığa ihtiyacı olacak. Bizim de burada konfigüratörün içerisine eklediğimiz bir fırsat paketimiz var. Burada da daha önceden belirlemiş olduğumuz 3 tane monitörü, mekanik klavyemiz, kulaklığımız ve mouse'umuzla beraber özel bir paket aldık, haline aldık. Böyle olduğu zaman da hızlıca şöyle söyleyeyim. Monitörleri tek başına alacağınız fiyatın daha altında da çok az bir üstüne bu paketi almış oluyorsunuz. Böylece sıfır bir bilgisayar alma noktasında da son kullanıcıların biz elimizden geldiğinde yardımcı olmuş oluyoruz. Bir de başta kafayı fazla yormadan hepsini paket olarak alıp çıkmış tabii, ve hemen noktadan alıp çıkmış oluyorlar. Kullanmış oluyorsun. O da en önemli şeylerden bir tanesi ürünü teslim alabilmek ve hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilmek. Tabii. Şimdi bizde şöyle bir durum var. İsterlerse İstanbul için nelerse buradan mağazadan teslim alabiliyorlar.
Eğer İstanbul içindeyse ve uzaktaysa ya da İstanbul dışında varsa kargo ile gönderebiliyoruz. Kargo ile gönderdiğimiz anda biliyorsunuz kule tipi soğutucu ya da ekran kartı olduğu zaman bunlar ayrı bir kutuya konuluyor ve ayrı gönderiliyor. O da şey, kargoda yaşanacak olan sıkıntıları minimize etmek için. Yani sağlam gitmesini garanti edecek bir paketleme sisteminiz var. Aynen öyle. İstanbul içerisinde de genelde şu oluyor, sistem hazırsa çalışmış olduğumuz firma gün içerisinde teslim ediyor. Mükemmel. Fiyatlar da genellikle Inventus'ta gördüğüm kadarıyla senenin bu 29 Ekim kampanyası haricinde oldukça stabil seyrediyor. Evet. Yani benzer fiyatlar aşağı yukarı var. Hı. Çok böyle dönemsel kampanyalar oluyor ama esas olarak bir ya da iki tane ana kampanya haricinde aşağı yukarı benzer fiyatları genellikle görüyoruz. Tabii. Stabil, istikrarlı gidiyor. Şimdi orada açık konuşmak gerekirse biz sistemlerimizde en ucuz biziz diye hiçbir zaman bir iddiada bulunmadık. Bizden çok daha ucuz sistemler bulunabiliyor. Ama o sistem neden ucuz, biz neden ona göre biraz yukarıdayız? Şimdi ona bakmak lazım. Birinci etmen, bizim kullanmış olduğumuz bileşenlerin hiçbirisi şey değil. Böyle Çin'den üretilmiş, işte birisinin XYZ markasıyla getirmiş ürünler değil. Anladım. Tamamıyla globalde bulabileceğiniz ürünler. Ya da en basitinden şey örnek göstereyim, güç kaynakları. Evet, güç kaynağı konusu hep... Türkiye'de çok ciddi bir anlamda güç kaynağında biraz teknik anlamda önemsenmeyen noktalar var. Mesela verimlilik. Doğru. Bizim sattığımız güç kaynaklarının hepsindeki verimlilik sertifikaları alınmış ve testlerden geçmiş güç kaynaklarıdır. Biz de ona dikkat ediyoruz da özellikle o güç kaynaklarının hani üretici ve sertifika takibini yapmak bazen zor olabiliyor. Çünkü çok fazla ürün üretiyorlar ve genelde arada bazı partiler çok indirime giriyor. Bazen fiyatlar değişiyor. Bir de adetli gelenlerin fiyatları genelde daha iyi oluyor ama 80 Plus bronz tavsiye ederken her zaman bronz bulmak mümkün olmuyor. Bazen Silver ya da Platinum güç kaynağını bile iyi fiyata bulmak mümkün olabiliyor. Şimdi olabiliyor ama o etiketin üstündeki 80 Plus Platinum ya da Silver etiketi gerçekten sertifika mı? Yoksa bir üreticinin hani etiketin üstünde bastığı bir şey. Anladım. Hile ya da benzeri bir şey olmasın diye de bir arka tarafta bir fabrikadan ürün kontrol ki bunu lazım. İnternet üstünden bir sitede yani daha doğrusu bu testleri yapan firmanın kendi sitesi var. Oradan girip marka ve model bazlı bakılabiliyor ama Türkiye'de biliyorsunuz bu tip şeyleri çok insanlar vakit harcayıp da araştırmadığı için üstünde etiketli yazıyor mu? Ha, alıp geçiyor. Ya genelde insan algısı zaten öyle. Şimdi Teknopat Sosyal'de de onun konuları var. İnsanlar takip edip araştırıyor ama bütün kullanıcıların %100'ü buna uğraşıyor mu dersek her zaman için biz de uğraşmıyormuşuz genel, değil mi Tom? Genel maksatlı kullanıcılar onlara çok dikkat etmiyor. Neyse bu hani sadece örneklerden bir tanesi. Bunun haricinde şöyle bir durum var. Biz özellikle satış sonrası desteği noktasında iddialıyız. Evet. Bakın fiyat noktasında değil. Satış sonrasındaki destek ve son kullanıcının memnuniyeti. Bu nasıl oluyor? Bir, buraya geldiğiniz zaman siz diyorsunuz ki benim bütçem şu. Evet. Ben bu sistemde bunu yapmak istiyorum. Bu oyun olabilir, kurumsal taraf da olabilir bu arada. Sadece şey ev kullanıcısı olarak düşünmeyin. Diyorsunuz ki benim bütçem bu kadar. Ben bu sistemde bunu yapmak istiyorum. Benim bu sistemdeki beklentilerim bu. Hay hay diyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz. Diyoruz ki kafanızdaki sistem evet burada bir iki parçayı şu şekilde güncellersek, revize edersek daha iyi olur ya da bu sistemi böyle değil de şu şekilde kullanırsanız daha verimli olur şeklinde karşılıklı bir istişare yaparak günün sonunda sizin kasayı aldığınız zaman ya da sistemi aldığınız zamanki beklentileri tam olarak karşılayacak bir şey çözüm size önermiş oluruz. Bunun sonrasında da tabii genişte satış sonrası desteği de ilk problemleri minimize etmiş. Onu diyecektim. Yani istediği kadar insan istediğini önceden doğru belirlediğini düşünsün. Bilgisayarı kullanırken işler biraz değişiyor. Tabii. Hani bir mimarlık, bir mühendislik programını kullanırken tamam akıcı hızlı oluyor da depolama alanını küçümsediği ortaya çıkabiliyor. Genelde de en çok bütçeye uydurmak için hani 2 terabayt alsaymışım, 500'lük almışım, 1 terabayt olsaydı gibi mesela o tür şeyler oluyor ama onlar kolay halde edebiliyor. Sonradan takılabiliyor artık yani. Ama şeyler daha büyük sıkıntı. Şimdi siz oyun amaçlı tasarlanmış bir bileşini alıp onun üstünde işlemciye %100 yük bindirecek bir render almaya çalıştığınız zaman o ürün ona göre tasarlanmadığı için bu sefer stabilite ve sistem hani problem yaşatıyor. Bu sonunda ne oluyor? Sizin kullanıcı deneyiminizi minimize etmiş oluyor. Biz onun önüne geçiyoruz. Diyoruz ki tamam siz bunu bu şekilde alabilirsiniz. Bütçe olarak bu belki çok ucuz olabilir ama bakın burada bu ürünlerde problem yaşayabilirsiniz. Doğru. Bunları sizin iş akışınıza daha uygun bir şekilde yapalım diye. Şimdi burada nokta fanları gördüm, aklıma o geliyor mesela. Farklı bir ton, tabii ki fan, soğutma, sıvı soğutma, katı soğutma çözümü var burada.
en üst segmentten en giriş segmente kadar aslında bayağı bir seçenek var ama güç kaynağı, soğutma ve anakart yongası genelde ilk kurban edilen ya da ilk bütçeden kısılan ama aslında uzun vade kullanımda bir iş kullanımında en önemli olan noktalar oluyor yine. Yani aslında şöyle düşünmek lazım. Kasanın her bir bileşeni sizi belli noktalarda limitliyor. Doğru. Bu kasa olarak soğutma ve içerisine koyabileceğiniz işte ekran kartının boyutu, soğutucunun boyutu gibi şeylerde sınırlandırabilir. Güç kaynağı nasıl bir işlemci ya da ekran kartı çalıştırabileceğinizi sınırlandırabilir. Anakart üstüne nasıl bir yani genişleme yuvası barındırına göre işte harici capture kartı mı takılacak yoksa işte yüksek hızlı network kartı takılacak mı? Hani bu tip noktalarda her şey bir limitleyicisi var. Evet, hani bir bütçeniz var ama o bütçeyi de en efektif, en verimli şekilde nasıl kullanmanız gerekiyor? Biz oturup onu sizinle paylaşıyoruz. Oyun oynayacağım diyen kullanıcının aslında işi çok daha kolay değil mi? Basit ve temelde. Ne oynayacaksın? Yok, aslında çok kolay değil. Neden diyeceksiniz? Yani şimdi bazı müşteriler, yani son kullanıcı şöyle diyor. Ben sadece first person shooter oynuyorum. Tamam. FPS'ci. Belli. Açık harita oynuyorum. O birazcık daha farklı bir şeyler istiyor. Ben bunu yaparken bir yandan da yayın açacağım. İşte o işi değiştiriyor. Işte. Doğru. Yani, ikinci bilgisayara gidiyor. Tabii. Ya, biz genelde çok ikinci bilgisayara çıkmıyoruz ama bazı durumlarda gerekebiliyor. Orada şöyle bir durum var. Yaklaşık olarak düşündüğümüz zaman 5 farklı kullanıcı kategorisi var. Giriş seviyesi hani basit böyle maillerine bakacak, film izleyecek, internette dolaşacak, oyun oynayacak. Prosumer dediğimiz hani evden belki profesyonel olarak çalışmıyor ama hani belki evden çalışıyor, tek tük birilerine iş yapıyor. Ondan sonra profesyonel taraf, sonrasında da işte bu yapay zeka, bilimsel hesaplama, simülasyon sistemleri gibi üst seviyeler var. Şimdi biz bu beşine de hakimiz. Bu beşinde de siz istediğiniz konuda gelin, bizimle konuşun. Biz rahatlıkla saatlerce görüşebiliriz. Ve 5-10 tane değil, yüzlerce adetlik ya da çok büyük şeylerden de rahatlıkla tabii, bahsedebiliyoruz. Tabii yani, burada bir üretim kapasitesi ve büyük bir ürün miktarı da var. Yani bizim rekorumuz 8 saatlik satış içerisinde 1500 adet sistem satmak. Güzel. 1500 bilgisayar tıkır tıkır mesai tabii, içerisinde gitti. Gayet yani, güzel bir şey. Şeydir, bir de şöyle bir durum var. Hani biz dedik hemen ya. İzleyiciler hesaplamaya başladı bu arada. 1500 bilgisayar çarpı bilgisayar adedi 8 saatte yapılan ciro üzerinden bir hesaba girildi ama güzel yorum çıkıyor oradan. Yok tabii, şimdi bu bahsetmiş olduğum Türkiye'deki ekonomik şartların iyi olduğu dönemler. Tabii. Şu anda tabii o kadar bir gün içerisinde sipariş gelmiyor ama gelecek olsa bile biz onu problemsiz ve hızlı bir şekilde üretim projesini geliştirip hızlıca planlayıp teslim edebilecek konumdayız. Burada bir parantez açmak istiyorum özellikle izleyicilere söylemek için. Yani Inventus Türkiye'deki en eski bilgisayar markalarından bir tanesi. Buradaki bu sohbet gelip de hani şu an oluşmadı. Yıllardır aslında arka planda sohbete edilen, tanınan, bilinen ama tekrar videoda böyle bir şeyleri konuşma imkanı olunca çok fazla Türkiye'de bilinmeyen ama bilinmesi gereken şey var. Bu da onlardan bir tanesiydi. Yani o açıdan güzel oldu. Şimdi mesela bir de bunu herkes söyleyemiyor. Ya fiyatta biz çok rekabetçiyiz herkes derken burada biz kaliteye önem veriyoruz deniyor ama şu Rage'in fiyatına bakıyorum, D4'ün fiyatına bakıyorum ve fiyat iyi. Yine bunda iyi bir fiyat verilmiş baktığım zaman. Piyasada evet, yani güzel rekabetçi sistem var ve satıyor. Aynı ürün segmentinde kullanılmış parçalarla toplanmış bir sistemle evet biz rekabetçiyiz ama gidip de daha alt seviyedeki ürünlerle yapılmış bir sistem tabii ki bizden daha uygun olacak. Ona ben artık internette çok fazla şey olduğunu görüyorum. Yani yorumlar her zaman doğru yönlendirici olmuyor. Yani tanıdığınız, bildiğiniz, doğru analiz eden insanların yorumlarına tabii ki önem vermek lazım. Ve her zaman eleştiriye açık olup negatif yorum da geldiği zaman bunu bir incelemek lazım. Ama işte herkes nasıl ki anlatırken ya da sistemi toplarken özen göstermiyorsa artık bazen yorumlarda da sistemi tam anlamadan yorum yapılabiliyor. Anakart özellikle ne? Güç kaynağı. Yani sistem özelliklerini sadece 4070 ya da i5, i7 gibi kıyaslamamak gerekiyor. O noktada bazı şeylere bakmak gerekiyor. Benim hoşuma giden şey bu özelleştirme sayfasındaki özellikle uyumsuz anakartların ya da alt seviyelerin işlemciye göre filtrelenmesi oldu. Tabii, sadece işlemciyi orada. Mesela işlemciyi seçtiğiniz zaman çünkü bizim Rage serisi için konuşuyorum. 24 dedi, DDR5'te de platform olarak AMD de Intel olarak da seçebiliyorsunuz içinde. Evet. Eğer AMD işlemci seçerseniz aşağıdaki direkt Intel anakartlar kapanıyor. Onu yanlışlıkla seçip de birbiriyle uyumsuz parçaları seçme şansınız ortadan kalkmış oluyor. Ya da kasayı diyelim ki değiştirdiniz. Şimdi mesela ben şurada doğrudan hani son zamanların çok muhabbeti ya. Hemen işlemciye baktım.
Şurada işlemcide 7800X3D vardı. Diğer sistemde evet. miydi? Ryzen 4'te miydi? Ryzen 5'ti. Ryzen 4 DDR5'te var. 25'te vardı. Bu DDR5'li sistemde. Şu an hani 9000 serisi çıkınca herkes tekrar bir X3D'ler oyunda çok iyi diye seçti ya. Hop bütün menü şimdi tık 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 değişti bu sistemde. Evet, burada öncelikle sizi uyarıyor. Anakart ve soğutucu noktasında sıkıntınız güzel. Var diyor ve seçebileceğiniz, yani daha doğrusu bu işlemciyi sorunsuz çalıştıracağını bizim test ettiğimizde emin olduğumuz anakart modelleri açık oluyor. Onlardan bir tane seçtiğiniz an direkt uyarı kalkıyor. Sonra soğutucu kalmış oluyor. Buradan da soğutucuyu değiştirdiğiniz an o da kalkmış oluyor. Temiz. Bizim şimdi şöyle bir şeyimiz var. Evet, bizim sistemimizde sadece 9 tane ana model var ama toplayıp da konfüre edebileceğiniz sistem sayısı 130 binden fazla. SKU olarak öyle. Ben onu Apple'da da niye renk ve boyut çıkardılar dedikleri zaman, azalttıkları zaman öyle bir sayı çıkmıştı ortaya. 3 tane model var, 4 tane model var denen zaman bile 128 farklı renk kapasite yüzünden varyant ve SKU çıkıyordu ortaya. Konfigürasyonlar böyle üstü çarpan şeklinde gidiyor ya. Bizde işte hani düğmesine basıp çalıştırabileceğiniz 130 binden fazla konfigürasyon. Yani şey demiyorum, burada Intel işlemci aldım, AMD anakart aldım, bir konfigürasyon yaptım değil. Değil. Uyumlu ve çalışan. Evet, aynen o şekilde. Bizim tarafta... Peki DDR4, DDR5 meselesi. Evet. Onu da bir soralım. Şimdi bu devirde kimi yorumcular diyor ki abi DDR4 sistem alınır. Kimisi de diyor ki DDR5 mi sistem alınır? DDR4 alınır diyorlar. Buradaki bir görüş ayrılığı var. Şimdi orada bu görüş ayrılığını ortaya çıkartan birinci etmen şu. Intel işlemcilerini çıkarttığı zaman hem DDR4'e hem DDR5'e uyumlu çıkarttı. Evet. Ve ona göre anakartlar geldi. Şimdi o noktada eğer Intel'i seçiyorsanız... Evet, DDR4 ve DDR5 arasında çok ciddi bir fark gözükmüyor. Ama AMD'ye geçtiğiniz zaman AMD'de platform ve işlemci değişiyor. Şimdi 5000 serisi işlemci ile 7000 serisi işlemci arasında sadece içerisindeki işte IPC dediğimiz nasıl diyeyim onu? Düz ham frekans başarılı hesaplama verimliliği diyeyim. Bu yaklaşık %10-15 sadece o hesaplama verimliliği arttı. Evet. Bu jenerasyon artışı var. Arkasında bir de DDR4, DDR5 performans da eklenince orada hani kolaylıkla DDR4 daha ucuz onu alın diyemiyoruz. Çünkü DDR5'in de ciddi anlamda orada bir getirisi olmaya başlıyor ve şu da var. Evet, gene Intel aldığınız zaman maalesef her jenerasyonda platform değiştiği için şimdilik bu sistemi al, nasıl olsa yeni işlemci alacağın zaman komple platformu değiştireceksin diyorsun. Ama DDR5'li AMD aldığın zaman biliyorsun AMD geçenlerde bir Computex'teydi galiba duyurdu. 2027 ve sonrasına kadar AM5 soketini destekleyeceğiz dedi. Tabii tabii, AM5 soketi destekliyorlar. AM4'e de söz vermiyorlar ama eski sokette de biz arada güncel bir şeyler çıkartıp yine desteklemeye gayri resmi gibi devam edeceğiz. Şimdi demişlerdi. Demişlerdi ama hatırlatırım. Şu an artık bitirirler. Bu hafta 5800X3D End of Life yaptılar. Evet. Hani ki AM4'te şu anda alabileceğiniz en üst seviye işlemci, oyun işlemcisi var. O yüzden AM5 almış oluyorsunuz DDR5 aldığınızda. Ve 2027 ve sonrasında çıkmış olan işlemcileri de tabii anakartınız fiziksel olarak onu besleyecek durumda ise, çalıştırabilecek durumda ise BIOS güncelleştirmesiyle gidebiliyorsunuz. Yani DDR5 AMD işlemci aslında birazcık daha, evet başta fazla para veriyorsun ama günün sonunda kullandıkça yükseltme seçeneğindeki harcayacağın miktar bayağı bir azalmış oluyor. Yani DDR4 sistemler aslında hesaplı oldukları için çok sattılar. Halen de satmaya devam ediyor ama DDR5'e doğru artık sağlam adımlar attık. Tabii. Gidişat belli oldu, netleşti yani. Şimdi, DDR5'e doğru bütçesi olanlar gidiyor artık. Türkiye'deki tüketici yaklaşımı anlık cepten çıkan paraya bakıyor. Doğru. Öyle olduğu için de DDR4 ucuz olduğu için seçiliyor. Ama dediğim nedenden dolayı eğer uzun vadeye baktığınız zaman DDR5'li bir platform alıp bunu gün geçtikçe, zaman geçtikçe bütçenizi oldukça güncellediğiniz zaman, yükselttiğiniz zaman o belli zaman aralığındaki harcamış olduğunuz para daha az olmuş oluyor. Peki bir şey merak ediyorum. Hep böyle bir yükseltmeden, uzun vadeli soket uyumundan falan bahsediyoruz ya. Bunlar teorik. Yurt dışındakiyle Türkiye'deki pratikler uymuyor birbirine. Immensum müşterilerinden acaba yani tahmini bir şey var mı? Kaçı aldığı sisteme daha sonra yükseltme yapıyor da kaçı eski sistemini komple olduğu gibi birine veriyor ya da satıp yepyeni bir sistem oluyor? Yeni mi tercih ediyorlar? Upgrade yapan çok var mı? Yoksa böyle çok ciddi bir istatistik oran hiç ortaya çıkmıyor mu? Yani upgrade eden de var, komple değiştiren de var. Bu dediğim nedenlerden dolayı. Şimdi daha önceki almış olduğu sistem upgrade'e
izin verecek noktadaysa ve sistemi de eğer bizden almışsa biz orada upgrade noktasına yardımcı olabiliyoruz. Sistemi bize getiriyorlar, bizden parçayı alıyorlar, biz oradaki parçayı değiştiriyoruz, eski parçayı kendilerine teslim ediyoruz. Yeni sistemi de gene sıfırdan test ederek, çünkü bizden hiçbir zaman sistem en az 12 saat test edilmeden çıkmaz. Evet, ben onu neden yıllardır çıkmaz biliyorum ama yıllardır bu çok arka planda kalan bir şey. Gerçekten 12 saat test niye gerekli? Neden? Bir saatte olmuyor mu bu iş? Şöyle, 12 saat aslında biz 12 saat boyunca bir test açıp bırakmıyoruz. Orada 12 saat boyunca birden fazla test yapıyoruz. Farklı donanımların farklı şeylerini test ediyoruz orada. Bir de her ne kadar da üretici fabrikadan çıkmadan önce bunları bir test etmiş olsa bir de oradan buraya gelmiş olan zamandaki nakliye, hava değişiklikleri, nakliye, ne bileyim işte saklama koşulları gibi ya da şey de olabiliyor. Ya elektronik bir parça 100 saat problem çıkartmaz ama 100 bin saatte bozulabilir. Bir de bu işin bir kuralı vardır ya. Evde çalışmaz, servise götürünce çalışır problemleri var. Bazen yani ustanın eli deyince mi düzeliyor bu? Bazen oluyor. Ya da şu olabiliyor. Bir müşterinin çok üst seviye bir sistemi vardı. Bilgisayarından parazit ses geliyordu. Güç kaynağını bize arızalı diye gönderdi. Biz güç kaynağını test ediyoruz. Güç kaynağında hiçbir sıkıntı yok. Son kullanıcı görüşürken bana anlattığından anladım ki bize güç kaynağını getirmeden bir gün önce oturduğu sitenin elektrik tesisatında tamirat olmuş. Anladım. O tamiratı yaparlarken topraklama hatalı yapıldığı için oradan parazit vermeye başlamış. Yani bu tip durumlarla karşılaşabiliyoruz. Benim de başıma şeyde telefon hattının yanındaki elektrik prizinde ADSL döneminde gelmişti. Bütün orayı yemiştik yani bir arızada. Elektrik hataları olabiliyor. Yani tabii işte bizim en büyük artımız şu olmuş oluyor. Biz sistemi kurarken BIOS'unu güncelliyoruz. Evet. BIOS'unu güncelledikten sonra sadece XMP'yi devreye sokmaktan bahsetmiyorum. İnce ayarlarını yapıyoruz. Bu ne olmuş oluyor? Mesela biliyorsun 14. 13. nesil işlemcilerde Intel'de bir Intel frekans, yani voltajı fazla verdiği için bir degrade olma süreci vardı. Doğru. Bizim satmış olduğumuz sistemlerde daha ilk başlarda bir tane sistem elimize böyle stabil çalışmıyor diye geldi. Hemen testleri almadık ki voltaj yükseliyor. Biz daha o zamandan önlemimizi aldık ve o günden bugüne kadar çıkmış olan bütün sistemlerde biz onu optimize ederek çıkarttığımız için bize şu anda 13. 14. nesil işlemcilerde arızalı dönüş oranı çok düşük. Aslında bizim geliş amacımız bir RAID 24, RAID 25, bu D4, D5 konuşmaktı. Evet. Fakat bunları aslında ele almış olduk komple sistemlerle birlikte. Şimdi bir de 29 Ekim kampanyaları var. En son 29 Ekim kampanyaları, o zaman bu videoyu tamamlayalım. Her yılın en önemli kampanyalarının Inventus'ta bu 29 Ekim. Biz her 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda muhakkak bir kampanya düzenliyoruz. Yani çünkü nedir? Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin işte kuruluş yılı. Evet. Cumhuriyet Bayramı. Bu çok önemli bir gün. Hani biz bunu sadece kampanya yapmış olmak için değil, o günü kutlamak için yapıyoruz. Çok güzel. Bunu. Mağazada Kadıköy Koşu Yolu'nda zaten. Evet. Her yıl burada da büyük şenlikler vesaireler oluyor. Güzel oluyor. Sonraki video için Inventus'a sorularınız varsa bu uzun uzadıya konuştuğumuz, muhabbet ettiğimiz videonun altında lütfen sistemlerin testi olur, diğer sistemler olur, başka şeyler olur. Bunları sorun. Bunlar benim hakkımda vardı. Teşekkür ederim tekrar aradığın için Aris. Çok detaylı ve güzel bir şekilde bu sistemler neden, nasıl oluyor, nasıl bitiyor diye konuştuk. Özellikle RAID sistemlerin özelliklerini de aşağıdaki bağlantıdan görebilirsiniz sevgili izleyiciler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. İyi.